Arkadaşlar ben Zeynep Çakır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kız hem erkek bebeklerimiz için yumuşacık, sıcacık tutan kadife tulum yapılışını baştan sona anlatacağım. Tulumun boyutu 8-14 ay arası için uygun oldu. Videonun sonunda sizlere nasıl büyütebiliriz, nasıl küçültebiliriz anlatımını yapmaya çalıştım. Sizler de oradan bakarak hem bebekleriniz için hem çocuklarınız için bu güzel modeli örerek kullanabilirsiniz. Tulum örmek için Alize'nin e, Alize Baby Salt Plus diye bir ipini kullandım. Toplam 4 yumağa yakın ip kullandım. 4. yumağmdan bu kaldı. 100 gram ağırlığında, 120 metre uzunluğunda bir ip kullandım. Renk numarası ise 199. E, toplamda 6 adet düğme kullandım ve 4,5 numaralı şiş kullandım. Şayet eliniz bolsa e, şu haroşa sıralarının düzgün düşmesini istiyorsanız 4 numara şiş kullanarak da e, örebilirsiniz. Ya da diğer farklı bir ipleri de kullanabilirsiniz. Yine aynı bu kalınlıkta, buna yakın kadife iplerde kullanabilirsiniz. Yine Himalaya'nın e, velvet diye bir ipi var arkadaşlar. Bu da benim kullandığım ipimle kalınlığı hemen hemen aynı. Yine bunu da kullanarak tulumunuzu örebilirsiniz. Ya da yine Himalaya'nın kadife e, doplin baby ipi var. Bununla battaniyelerimi örüyorum ben. Bunu da yine 4,5 kullanarak örüyorum. Dilerseniz o ipleri bulamazsanız bununla da tulumunuzu örebilirsiniz. Hazırsanız bu güzel modelin yapılışına hep birlikte başlayalım. olarak kapşonundan başlayacağım. 4,5 numaralı şiş kullanacağım. Kullandığım ipim ise Alize Baby Soft Plus diye bir ip kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ağırlığında 100 metre, 120 metre uzunluğunda bir ip kullanacağım. Renk numarası ise 199. Sizler de yine bu kalınlıkta herhangi bir kadife yünü ip kullanarak örebilirsiniz. Eliniz çok sıkı ise 5 numaralı şişli kullanabilirsiniz. Tulum örmeye ilk olarak kapşonumuzun ön kısmından başladım. Şişime toplamda kapşonumuzun ön kısmı için 65 ilmeğimi attım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi attım. İlmeklerimi atarken de bu alt kısmı çok sıkmadan attım arkadaşlar ve tersinden örgümü örmeye başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Kapşonumuzun ön kısmının bağcıklı yerine çalışmaya başlamış olduk. Önden düz, tersinden ters örgü olarak 65 ilmeğimizi öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimize kadar devam edelim. Tersinden sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Son kenar ilmeğimi örmeden aldığım ipimi içe doğru alıp ön yüze dönüş yapıyorum. Kenar ilmeklerimiz her iki kenarda aynı şekilde devam edecek sıra başında kenar ilmeğimi düz olarak aldım ön yüzdeyim bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim sıra sonuna kadar düz örgümü tamamlayıp tersinden de ters örgü olarak örmeye devam edeceğim kapşonumuzun ön kısmı için toplamda 14 sıra olana kadar düz örgümüzü tamamlayalım arkadaşlar ve devam edelim düz örgümüz yeter uzunlukta olana kadar tamamladım 14 sıra demiştim arkadaşlar ama 12 sırada yeterli oldu tersinden saydığımızda 12 sıra oldu sizler isterseniz 14 sıra olarak da yapabilirsiniz santim olarak da uzunluğuna baktığımızda 5 santim uzunluğunda olarak tamamlamış olduk şimdi bu kapşonumuzun ön kısmı bağcık yeri olacak ikiye katlayacağız bunu da ikiye katlamak için hemen başladığımız yerden şu alt kısımdan tek tek ilmek çıkartarak şişime alacağım. Ee, tersinden çıkartmaya başlıyorum. Şu kenar ilmeğimle birlikte tam alt kısımlardan toplamda 65 ilmek başlamıştık. 65 ilmeğimizi şişimize alacağız arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle tek tek şöyle tuttuğumda ön yüzden hemen ilmeklerimi tek tek şişime alıyorum. Buradaki ilmeklerle birlikte ikiye katlayıp devam edeceğim. Bu şekilde zorlanırsanız arkadaşlar kapşonunuzu tepeye kadar ördükten sonra bu kısmı ikiye katlayarak da aynı renkli bir ip çıkartarak bir ip dikiş yapabilirsiniz. İlmeklerimizi toplayalım. 65 tane ilmeğimizi alalım arkadaşlar. Devam edelim. Sıra sonuna kadar devam ettim. 64 ilmek çıkardım. Hemen şu kenar ilmeğimden de bir ilmek çıkartıyorum. Toplamda 65 ilmek çıkarmış oldum arkadaşlar. Burada ilmeklerimi de alırken şişime başladığımız dizamızın tek katından aldım. İki katından almadım. İki katından alırsanız kalın olur birleştirme yeriniz. Tek katından alarak devam ettim. Şimdi hemen şöyle tuttuğumuzda alttan şişimizden şişimizde ilmeklerimizi çıkarmış olduk. Ördüğüm şişimi alıyorum. Hemen şöyle diğer şişimde altta kaldı arkadaşlar. Şu kısmı ikiye katlayarak birleştirmesini yapmaya başlıyorum. ilk olarak şu öndeki kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Onu tekrar şişime alıyorum ve şişimdeki ilmekle hemen alttan bir ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum ipimiz biraz kalın olduğu için Tabii ki geri ilmeğimi takmakta zorlanıyorum arkadaşlar hemen tekrar yapalım şu ilk ilmeğimizi örelim şimdi alttan bir ilmekle hemen şuradaki ilmeğin ikisini birlikte bir aldım tekrar ön yüzden bir ilmek çıkardım arka tarafa aldım arkadaki ilmekle ikisini bir aldım Yine önden daha rahat oluyor. Bu şekilde bir ilmek çıkardım arkaya taktım, arkadaki ilmekle bir aldım. Tekrar önden bir ilmek çıkarttım, arkaya taktım, ikisini birlikte bir aldım. Tekrar önden bir ilmek çıkarttım, arka şişime taktım ve ikisini birlikte aldım ve yakamız, kapşonumuzun ön kısmını ikiye katlamış olduk. Gördüğünüz gibi dikiş olmadan. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bir öndeki şişimizden, bir arkadaki şişimizden alarak birleştirmesini yapalım arkadaşlar ve devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi birleştirerek devam ettim. Son iki ilmeğim kaldı. Öndeki ilmeğimi arka şişime aldım. Hemen ikisini birlikte alıyorum. Şurada hemen iki tane ilmeğim çok yakın arkadaşlar. Onu açmam gerekiyor. İkisini birlikte aldım ve öndeki ilmeği son şişim aldım şişimde de tekrar son ilmeğim kaldı onu da son şiş ilmeğimle birlikte ikisini bir alıyorum ve yakamızı ikiye kat pardon Kapşonumuzun ön kısmını iki katlamış olduk ön yüzden düz örgü örerek düzgün bir şekilde katlamasını yaptık. Şöyle içinden bağcık geçecek arkadaşlar. Şimdi ön yüzden sıramızı tamamladık. Burada son ilmeğimi örmeden alacağım. Yine kenar ilmeklerimiz aynı şekilde devam edecek. Ee, ön yüzden birleştirmesini yaptık. Tersinden bütün ilmeklerimin tamamını haroş örgü olarak örüyorum. Artık haroş örgü olarak örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Haroşa örgümüzü tamamlayalım. Tersinden sıra sonuna kadar haroşa örgümü ördüm. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüze dönüş yapıyorum. Ve tamamını tepeye kadar haroşa örgü olarak örmeye devam edeceğim. Şöyle tuttuğumuzda ipimiz sıra sonunda olunca ön yüzdeyiz arkadaşlar. Tersinden tuttuğunda ipimiz sağ tarafta olunca e, ters sırasını örüyoruz demektir. Bu şekilde hiçbir artırma veya eksiltme işlemi yapmadan kapşonumuzun tepe kısmına kadar haroşa örgü olarak örmeye devam edelim tekrar uzunluğunu ve sırasını vereceğim sizlere daha sonra kesimlerimizi yapmaya hep birlikte başlayalım kapşonumuzun önü için haroşa örgümü tepeye kadar örerek tamamladım kesimlerimi yapmaya başlayacağım toplamda haroşa sırasını saydığımda 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra örerek tamamlamışım hemen uzunluğuna da bakalım ön kısmı ile birlikte 15 santim uzunluğunda olana kadar ördüm arkadaşlar e ee, ön yüzdeyim. Şu an kesinlerini yapmaya başlayacağım. 65 ilmeğiniz vardı. 24 ilmek sağ tarafta, 24 ilmek sol tarafta ayırdım. Ortada da 17 ilmeğim kaldı. İlk olarak sağdan 24 ilmeğimi öreceğim. Daha sonra ortadaki 17 ilmeğimizin sağından ve solundan dönüşlerimi yaparak kesimlerimi yapmaya başlayacağım. Sıra başında kenar ilmeğimi örerek aldım. Devam ediyorum. Toplamda 24 ilmeğimizi sağ taraftan örelim devam edelim kesimlerimizi yapmaya başlayalım 24 ilmeğimi sağ tarafta ördüm şimdi ortada 17 ilmeğimiz var 17 ilmeğimi öreceğim şimdi buradan da 24 ilmek ayırdık arkadaşlar ortadaki 17 ilmeğimi alırken soldan bir ilmekle birlikte alacağım ve kesimimi yapacağım hemen 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmeğimi ördüm. 17. ilmeğimi sol taraftan bir ilmekle birlikte alıyorum. Burada ilk kesimimi yaptım. Burada da 23 ilmeğimiz kaldı. Şimdi diğer taraftan da yine e, Haroşa örgü olarak örmeye devam ediyorum. 17. ilmeğimi soldan alacağım ve her iki kenarda birer ilmek eksiltmiş olacağız. İlk ilmeğimi ipimi dışa doğru aldım, örmeden alıyorum. Ee, i̇lk ilmeğimizle birlikte e, devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 ilmeği ördüm 17 ilmeği soldan 2 ilmekle birlikte alıyorum bir ilmek de aldım yani bir ilmek kesmiş oldum ve ön yüzde dönüş yapıyorum her iki kenarda 23 tane ilmeğimiz kaldı şimdi kesimlerimizi yapmaya devam ederken sadece ortadaki 17 ilmeğimizi öreceğiz her dönüşlerimizde sağdan bir ilmek soldan bir ilmek toplayacağız İlk ilmeğimi örmeden aldım yine ipim dışa doğru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ilmeğimi yine sol taraftan aldım. Burada hemen yine bir ilmek eksiltmiş olduk. 22 ilmeğimiz kaldı. Dönüş yapıyorum tersinden. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. 3 tane ördüm. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ilmeğimi yine sol taraftan bir ilmekle alıyorum. Her iki kenarda 2 ilmek eksiltmiş olduk. Aynı patik burnu yapar gibi arkadaşlar. Önden ve tersinden 17 ilmeğimizin sağından bir ilmek, solundan bir ilmek toplayarak devam edeceğiz. Her dönüşlerimizde kesimlerimizde sağdan bir ilmek, soldan bir ilmek eksilmiş olacak. Bu şekilde kesimlerimizi yapmaya devam edelim. Sağ tarafta 13 ilmek, sol tarafta 13 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapalım arkadaşlar. Tekrar devam edeceğiz. Ortadaki 17 ilmeğimin sağından ve solundan kesimlerimi yaparak devam ettim. Sağ tarafta toplamda 13 tane ilmeğim kaldı. Sol tarafta 13 tane ilmeğim kaldı. Son kesimimi de tersinden yaptım. Şu an ön yüzdeyim. bu sıradan itibaren de sağdan ve soldan hem ortadan kesim yapacağım hem soldan kesim yapacağım arkadaşlar. Ortada da her iki kenardan da birer ilmek eksilmiş olacak. Yani sağdaki ve soldaki iki ilmekle birlikte değil, ortadan da ilmek eksiltmiş olacağız. Şimdi son kesimi tamamladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmek ördüm bir tane daha öreceğim 15 tane ilmeğimi ördüm şimdi burada dönüş yaptığımız ortada iki ilmeğim kaldı buradaki iki ilmekle sol taraftan da bir ilmek alıyorum 3 tane ilmeğimi aldım hem sağdan kes hem soldan kesmiş olduk hem de ortadan bir ilmek kesmiş olduk şimdi hemen şöyle dönüş yapıyorum burada ortadan da ilmeklerimiz eksilecek kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane ilmek ördüm ortada iki ilmeğim kaldı ortadaki iki ilmekle birlikte soldan da bir ilmek alıyorum 3 tane ilmeğimi birlikte aldım ve her iki kenarda kesimi tamamladım üçer ilmek alarak şimdi ortaya döndük Ortada 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimiz kaldı. Sağda 12, solda 12. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu an ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Ortadaki 2 e, ilmeğim kalana kadar öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmek ördüm. Ortada 2 ilmeğim kaldı. Hemen o 2 ilmekle sol taraftan bir ilmek alıyorum ve kesimi yapıyorum. 2 ilmek burada kesmiş olduk. Hem sağdan hem ortadan, soldan pardon. Tersine dönüş yaptım. Şimdi yine burada ortada 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek ördüm 2 ilmeğim kaldı kalan 2 ilmeğimle soldan bir ilmek daha alıyorum 3 tane ilmeğimi bir aldım 2 ilmek kesmiş oldum ön yüze dönüş yapıyorum devam ediyorum sağda ve solda 8 ilmeğimiz kalana kadar 3 ilmeğimizi alarak keseceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm 2 ilmeğim kaldı ortada hemen sol taraftan bir ilmek daha alıyorum üç tane ilmeğimi bir aldım bakalım burada 2 4 6 8 10 ilmeğimiz kalmış 2 daha 2 sefer daha dönüş yapacağız şimdi tersinde yine ortadaki ilmeğim kalana kadar devam ediyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğimle sol taraftan ikisini birlikte aldım. Tekrar ön yüzde dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm ortadan arkadaşlar 2 ilmeğim kaldı kalan 2 ilmeğimle birlikte soldan 2 ilmeğimi bir alıyorum ve hemen tersini dönüş yaptım yine ortada 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm kalan 2 ilmeğimle soldan 2 ilmek birlikte alıyorum ve sıramı tamamladım ön yüze dönüş yapıyorum. Burada 2 4 6 8 9 ilmeğimiz 2 4 6 8 9 son kesimlerimizi yapıyoruz. Ortada yine 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğimle birlikte 3'ünü birlikte aldım soldan da bir ilmekle 2 4 6 8 ilmeğim kaldı. Buradaki son kesimi tamamladık. Tersinden de zaten sıramızı tamamladığımızda her iki kenarda eşit bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ortada yine 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. 2 ilmeğimle soldan bir ilmek alıyorum ve kesimi tamamlıyorum 2 4 6 8 ilmek de burada kaldı ön yüzde dönüş yapıyorum gördüğünüz gibi şu arka kısmını ense kısmını da güzel bir şekilde tamamlamış olduk şimdi bundan sonra yine ortadaki 7 ilmeğimiz sabit devam edecek sadece sağdan ve soldan ilk sırada yaptığımız gibi kesimlere başladığımız gibi devam ediyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimle soldan bir ilmek alıyorum. Artık sağdan ve soldan birer birer topluyoruz. Tersinde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 tanesini örüyorum. 7. ilmekle soldan bir ilmek alıyorum ve her iki kenarda 7 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde teker teker sağda ve solda ilmeklerimizin tamamı bitene kadar tamamlayalım arkadaşlar kesimlerimizi ve devam edelim. Sağda ve solda ilmeklerimin tamamı bitene kadar kesimlerimi tamamladım. Sadece şişimizde toplamda 7 ilmeğimiz kaldı. Ortadaki 2 4 6 7 ilmeğimiz kaldı ve kapşonumuzun arka kısmını da gördüğünüz gibi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi kapşonumuz bitti. Boyun kısmından ilmek alarak rubamızı, yakamızı örmeye başlayacağız. Onu da hemen ee, ipimi burada ilmeklerimi şişimden çıkarmadan kesiyorum. İlk olarak şöyle tuttuğumuzda kenar patımızdan sonra ortaya kadar ön yüzden ilmeklerimi çıkartacağım. Hemen bir tığ alıyorum. İlk e, bu bağcık yerimizin sonrasından çıkartmaya başlıyorum arkadaşlar. Oraya bağcık geçireceğimiz için açıkta kalması gerekiyor. Şöyle ipimi Çektim. Şimdi ben aynı misinalı şişle devam ettiğim için hemen diğer ucunu alıyorum. Sizler düz bir şişle çıkartıyorsanız buradaki ilmeklerinizi bir şişe alıp aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ortayı da örerek devam edeceğiz zaten ortadaki yedi ilmeğimizi. Şimdi burada hemen ipimi de şöyle düğümleyeyim. Daha sonra bunun gizlemesini yapacağım. Buradan itibaren şu ortadaki yedi ilmeğimize kadar kenar düz ilmeklerimizden. Toplamda 20 ilmek çıkartacağım. Hemen devam ediyorum. 2 3 4 Aynı hizadan almaya dikkat edelim. 5 6 7. Bu şekilde ilmeklerimizi her ilmekten bir çıkartarak ortaya kadar 20 ilmek çıkartalım devam edelim sağ taraftan toplamda 20 ilmek çıkardım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmek çıkardım arkadaşlar birkaç defa da hemen iki ilmeğin arasında küçük bir yerden geçiş yaparak Tabii ki aynı kata girmeyecek şekilde ilmeklerimi çıkardım şimdi burada ortadaki ilmeğimize geldik hemen burayı da bağlıyorum ve devam ediyorum. Burayı haroşa örgü olarak devam ediyorum. Örüyorum ortadaki yedi ilmeğimizi. Ve diğer taraftan da yine aynı şekilde ilmeklerimi çıkarmaya başlayacağım. Şu ön bağcık kısmına kadar. Buradan da toplamda 19 ilmek çıkartalım arkadaşlar. Sağda 20, ee, sol 46 ilmeğe ulaşacağız. Onun için solda 19 ilmek, ortada da 7 ilmekli toplamda 46 ilmeğimizi çıkartalım. Buradan da 19 çıkartalım devam edelim. Sol taraftan da toplamda 19 ilmek çıkartarak toplamda 46 ilmeğe ulaşmış oldum. Son ilmeğimi de yine hemen ikiye katladığımız bağcık yerinin önünden çıkardım ilmeklerimizi tamamlamış olduk. Şimdi burada her iki kenarda toplamda 4 ilmek artırma işlemi yapacağım. Sağda 4 solda 4 ilmek artıracağım arkadaşlar. 8 ilmek artırmış olacağız. Böylelikle tulumun yakası da 54 ilmek olarak roba sayısını ayırmaya başlayacağız. Ön yüzden ilmeklerimi çıkardım. Şimdi burada sıra sonunda hemen artırmalarımı yapmaya başlıyorum. Aynı başlangıç ilmek atar gibi toplamda 4 tane ilmek atacağım. 1 2 3 ve 4. Tersine dönüş yapıyorum. Diğer sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. İlk kenar ilmeğimi hemen burada ilk olduğu için sıkıca tutuyorum. Şöyle örerek aldım. Devam ediyorum artırdığım ilmeklerle birlikte sıra sonuna kadar haroşa örgümüzü örelim ve sıra sonunda da ilmeklerimizi artıralım örmeye devam edelim arasından sıra sonuna kadar sıramı tamamladım. Burada da 4 ilmek arttırma işlemi yapacağım. Bu arada başlangıç ipimizle ortadaki birleştirme ipimizi de hemen bir iğneye geçirerek ilmeklerimin arasından yürüterek gizlemesini yaptım ve temizlemiş oldum Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada da hemen toplamda 1 2 3 ve dört tane ilmeğimi artırdım şişimizde toplamda 54 ilmeğimiz oldu. Böylelikle yakımızda rahatlatmış olduk, kenar patlarımızı artırdık arkadaşlar. Şimdi 54 ilmeğimizi ön yüzden ruba sayısını ayırarak artırmalarımı yaparak örmeye başlayacağım. Toplamda 54 ilmeğimizin de hemen ayırım sayısı 10 ilmek önler, 6 ilmek kol, 14 ilmek arka ikişer de artırma ilmeklerimiz olacak. Hemen önden 10 ilmeğimizi örelim. Yine haroşa örgü olarak devam ediyorum. Burada yine ilk artırdığım ilmeğimi örerek alacağım. Yine sıkıca tutuyorum, örerek aldım. Toplamda 10 tane ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimizi ördük. 2 4 6 8 10. 2 artırma ilmeğimize geldik. Şimdi buraya artırmamızdan önce hemen bir gizli artırma yapıyorum. Buraya bir işaret takıyorum. İpimiz kalın olduğu için her sırada işaretimizi yürüterek devam edeceğim aradaki iki artırma ilmeğimi ördüm ve tekrar hemen buraya bir işaret taktım kolumuz için altı ilmeğimiz var örmeye başlamadan hemen bir artırmamı yaptım 1 2 3 4 5 6 tane kol ilmeklerimi ördüm bir gizli artırmamı yaptım aradaki ilmeğime geldim iki ilmeğime Yine buraya bir işaret takıyorum. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir işaret takıyorum ve gizli artırmamı yaptım. Arkası için 14 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım aradaki iki ilmeğimin önünden. Hemen buraya da bir işaret takıyorum. Aradaki iki ilmeğimi ördüm. Yine işaretimi taktım. Bir gizli artırmamı yaptım ve diğer kolumuza geldik. 6 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. Hemen buraya da bir işaret takıyorum. 2 artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar bir işaret takıyorum. Ve gizli artırmamı yaptım sol taraftan. Kalan 2 4 6 8 10 ilmeğimiz kaldı. Onu da örerek sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra kenar ilmeklerimi son ilmeğimi örmeden alacağım. Sıra başında örerek devam edeceğim kenar ilmeğime kadar ördüm ilmeklerimi ipimi öne alıp son ilmeğimi örmeden aldım tersine dönüş yapıyoruz tersinde hiçbir işlem yapmadan artırdığımız ilmeklerde dahil bütün ilmeklerimi öreceğim burada ilk ilmeğimi de düz olarak aldım devam ediyorum burada işaretlerimizde tekrar şişimize alarak artırdığım ilmeğimi ördüm hemen işaretimi sağ yine ara artırma ilmeğimi ördüm işaretimi tekrar sağ devam ediyorum aynı şekilde tersinden sıramızı tamamlayalım ön yüzden ikinci artırmalarımızı hep birlikte yapalım tersinden sıra sonunda kenar ilmeğim kalana kadar geldim son ilmeğimi örmeden şişme alıyorum ve ön yüzde dönüş yapıyorum ön yüzde artırmalarımı yaparak devam ediyorum roba sayısını ayırdık birinci artırmalarımızı yaptık bu sırada ikinci artırmalarımızı yaparak devam edeceğim e, artırmalarınızı sadece ön yüzde yapacağım tersinde bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim burada her artırmamızda da önde bir ilmek artmış olacak kolda iki ilmek artmış olacak arkada 2 ilmek artacak diğer kolda yine iki önde bir ilmek artmış olacak ve her artırmalarıma bu aradaki iki ilmeğimin sağından ve solundan yapacağım iki ilmeğim sabit olarak devam edecek tekrar yine ön yüzden artırmalarımızı yaparak devam edelim kenar ilmeğimi düz olarak aldım devam ediyorum aradaki iki ilmeğime kadar haroşa örgüm örüyorum burada bir defa artırma yaptık bir, bir ilmek artmış oldu 11 ilmeğimiz var 11 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artırmama geldim. Sağından bir gizli artırmamı yapıyorum. İşaretimi alıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ördüm ve solundan işaretimi alıp bu şekilde artırma yapıyorum. Ee, yani gizli artırma yaptım. Kolumuzda 6 ilmeğimiz vardı, 8 ilmeğimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ilmek ördüm. Hemen işaretimin önünden bir gizli artırma yaptım. İşaretimi sağ Aradaki 2 ilmeğimi ördüm. İşaretimi tekrar sağ ve bir gizli artırmamı yaptım. Arkası için 14 ilmeğimiz vardı. Sağında ve solunda 2 ilmek arttı. 16 ilmeğimiz oldu. Diğer artırma işaretime kadar arka ilmekleri örüyorum. işaretime kadar ilmeklerimi ördüm. Hemen sağından bir gizli artırma yaptım. İşaretimi sağladım. İki ilmeğimi ördüm. E, ee, sağ sağladım. Bir gizli artırmamı yaptım. Diğer kolumuza geldik. Onu da haroşa olarak örüyorum. İki artırma ilmeğimize kadar. Kol ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. İşaretimi sağladım aradaki iki ilmeğimi ördüm işaretimi sağ tarafa aldım bir gizli artırmamı yapıyorum kalan ön ilmeklerimi de paraşo olarak sıramı tamamlıyorum son kenar ilmeğimize kadar kenar ilmeğimi de örmeden alarak ön yüzden ikinci artırmalarımızı yapmış olduk tersinde bütün ilmeklerimizi örelim ön yüzden tekrar artırmalarımızı yaparak devam edelim İlk düğme düğmeliğimizi de yine hep birlikte açalım tersinden sıramı tamamladım ikinci artırmalarımızı tamamlamış olduk üçüncü artırmalarımı ön yüzden yaparak devam edeceğim burada sol tarafta ilk düğme de açacağım kenar ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimle 2 3 tane ilmek örmüş oldum bir doladım iki ilmeğimi birlikte aldım ve burada ilk düğme iliğimizi açmış olduk devam ediyorum yine artırmalarımı yaparak tersinde de burada kestiğimiz ve artırdığımız için ilmek sayımızda da değişiklik olmadı tersinden de yine kestiğimiz ve artırdığımız ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz bundan sonraki düğme iliğimi de her 8 veya 9 diş haroşa boyu olduktan sonra açarak devam edeceğim tekrar sırasını vereceğim sizlere Devam ediyorum. Üçüncü artırmalarımı yaparak işaretime kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Ön ilmeklerimi bir gizli artırmamı yaptım. İşaretimi aldım. Aradaki iki ilmeğimi ördüm. İşaretimi tekrar sağ aldım ve bir gizli artırmamı yaptım. Bu şekilde önden artırmalarımızı yaparak tersinden de sıramızı tamamlayarak robamızı örmeye devam edeceğim. İpimiz kalın olduğu için roba sırasını artırdığınız sırayı saymakta zorlanırsanız hemen şu öndeki ilmeklerinizi sayarak ayarlayabilirsiniz. Toplamda 10 ilmek ayırmıştık ilk başta. 2, 4, 6, 8, 10. Artırma ilmeğinize kadar kaç tane ilmeğiniz olduysa bir defa artırmışsınızdır demek ki yani arkadaşlar. Şimdi burada üç tane ilmeğim var ya. Birinci artırmam, ikinci artırmam, üçüncü artırmam. Önde bir ilmek arttığı için bu şekilde de takip edebilirsiniz. Rubamızı toplamda 15 veya 16 artırma olana kadar örmeye devam edeceğim yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ölçüsüne de tekrar uzunluğunu da bakacağım. Ben tamamlayıp geliyorum sırasını ölçüsünü vereceğim sizlere. Yeter uzunlukta olduktan sonra kol ayrımını yapmaya başlayalım. Kolumun robasını yeteri uzunlukta olana kadar tamamladım. Toplamda artırma sıramızı saydığımızda 15 defa artırma işlemi yaptım. Hemen şu önden de sayabiliriz. 10 ilmeğimiz vardı robamız örmeye başladığımızda. 2, 4, 6, 8, 10, 10 ilmeğimizden sonra aradaki 2 ilmeğimize kadar da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmeğim var. Yani toplamda 15 defa artırma işlemini yapmış olduk. İlk düğme iliğimden sonra da ikinci düğme iliğime kadar arada 8 diş haraşo boyu olana kadar ördüm. İkinci düğme iliğimi de yine aynı ilk düğme iliğim gibi açarak tamamladım. Uzunluk olarak da ölçüsünü vereyim robadan itibaren. Ben biraz sıkı tutuyorum örgümü. Hemen robadan baktığımızda da 15 santim hatta 15 buçuk santim uzunluğunda olana kadar robamızı tamamlamışız. Şu an ön yüzdeyim artırmalarımı kol pardon ön ilmeklerimi örüp kolumu örmeye başlayacağım sizler dilerseniz 15 15 artırma yerine 16 artırma yaparak da tamamlayabilirsiniz bu arada birinci yumağımı bitirdim ikinci yumağımı da arka artırma hizasına kadar getirdim ön ilmeklerimde olmasın diye arkadaşlar daha sonra bunu da haroşa ilmeklerimin arasından gizleyerek temizlemesini yapacağım diğer iplerinizde yine aynı şekilde arka kısma getirerek birleştirebilirsiniz. İkinci ümağımla devam ediyorum. Ön yüzden yine haroşa örgü olarak aradaki iki ilmeğime kadar ilmeklerimi örüyorum. İlk olarak sol kolunu öreceğiz. Daha sonra sağ kolunu örüp bedenine geçiş yapacağım. gördüğünüz gibi bayağı sıkı tutuyorum arkadaşlar şu aralarda hiç açıklık olmadı güzel düzgün bir şekilde devam ediyorum elinizden çok bol düşüyorsa 4 numara bile kullanabilirsiniz aradaki iki ilmeğime geldim burada şimdi hemen iki ilmeğimin şu işaretimi alıyorum iki ilmeğimin bir ilmeğini öne dahil ettim buradaki ilmeklerimi bekletmeye alıyorum Yardımcı bir şiş kullanarak kolumu öreceğim. Hemen yine 4.5 numaralı şişimi aldım ve kol ayrımını yapacağım. İlk ilmeğimi örerek aldım, işaretimi de tekrar alıyorum, devam ediyorum. Arkada bulunan iki ilmeğimize kadar kol ilmeklerimi örüyorum. ilmeğimizi kadar örelim, devam edelim. Aradaki iki ilmeğime kadar geldim. Şimdi işaretimi aldım. Bu iki ilmeğimin bir ilmeğini de kula dahil ediyorum. Son ilmeklerimi örerek alacağım. Haroş olması için her iki kenarda sıra başında örmeden alarak devam edeceğim. Diğer ilmeğimizi arkaya dahil ettik ve tersine dönüş yapıyorum. Şişimizde de toplamda 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ilmeğim var. İlmeklerimi önden ve tersinden haroşa örgü olarak bilek kısmına kadar örmeye devam edeceğim. Tersinden hemen sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden bakalım tekrar. Son ilmeğime kadar örerek tamamladım. Son ilmeğimi de örerek aldım. Yine tekrar ön yüze dönüş yapıyorum. Ön yüzden yine sıra sonuna kadar kol ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Bilek kısmına kadar haraşo örgü olarak öreceğim. E, gerekirse ara ara kesme işlemi yapacağım arkadaşlar. Örmeye devam ederken genişliğine bakacağım. Ben kolumuzu tamamlayayım. E, kesme yaparsam da hangi sırada nerede yaptığımı da sizlere söyleyeceğim. Uzunluğunu da söyleyeceğim. Bilek kısmı için lastik örgümüzü örmeye başlayacağız. Dediğim gibi kolumuzu tamamlayayım. Tekrar geliyorum. Devam edelim. Sol kolumuzu bilek kısmına kadar yeter uzunlukta olana kadar ördüm. Örmeye devam ederken de 10 diş ördükten sonra her iki kenarda bir defa kesme işlemi yaptım. Kalan 36 ilmeğimi de bilek kısmına kadar örerek tamamladım. Kol ayrımından itibaren de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 diş haraşo boyu olana kadar örmüşüm. Hemen uzunluğuna da bakalım yaklaşık 17 santime yakın uzunluk 17 santim uzunluğunda örmüşüm arkadaşlar ve bilek kısmı içinde hem lastik ördüm örmeye başlayacağım bu arada şu genişliğini de vereyim eliniz bol olursa kolda bir kez daha kesim yapabilirsiniz kesim yapmadan önce 21 santim kesimi yaptıktan sonra da 20 santim uzun genişliğinde olmuş Ön yüzdeyim. Şu an bilek kısmı için lastik örgümü örmeye başlayacağım. Ara ara da toplamda 6 ilmek keseceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz, bir ters düz ilmeğimi alırken iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Birinci ilmeğimi kestim. Kesimlerimi göz kararı yapacağım. Aradaki sayı ters, düz, ters. Tekrar iki ilmeğimi birlikte alıyorum. İkinci ilmeğimi kestim. Devam ediyorum. Ters, düz, Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Üçüncü ilmeğimi kestim. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Dördüncü ilmeğimi kestim. Yine iki ilmeğimi birlikte aldım. Beşinci ilmeğimi kestim. Yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Altıncı ilmeğimi kestim. İsterseniz toplamda 7 ilmekte kesebilirsiniz kalan ilmeklerimde yine lastik örgünün sırasını takip ederek devam ettim şişimizde toplamda 30 ilmeğimiz kaldı kenar ilmeklerimiz yine aynı şekilde haroşa olarak devam ediyor düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters tekli lastik olarak yeter uzunlukta olana kadar öreceğim arkadaşlar lastik örgümüzü tamamlayalım kol kesimini hep birlikte yapalım sırasında ölçüsünde vereceğim tekrar Lastik örgümü toplamda 8 sıra örerek tamamladım. Şu an ön yüzdeyim kesimini yapmaya başlayacağım. Kesimini de örerek kesim yapacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir sonraki ilmeğimi düz düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi üzerinden yine düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi üzerinden geçirdim. Bu şekilde çok sıkmadan da sıra sonuna kadar kesimini tamamlayalım arkadaşlar ve e, dikişini yapmaya başlayalım. Sıra sonuna kadar kesimimi tamamladım. Kol dikişimi yapabilmek için ipimi biraz uzunca kesiyorum. Dikişimi yapacağım. Bu arada kolumuzun kesimlerini yaparken de örmeye devam ederken arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi birlikte alarak sıra başında kesimimi yaptım. Aynı hizada sıra sonunda da 3 tane ilmeğim kalınca ikisini bir alıp kesimi yaptım. Kalan ilmeğimi de örerek kesimlerimi tamamladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet düzgün olarak tamamlanmış oldu. Şimdi ipimiz kalın olduğu için kalınca bir geniş iğne kullanacağım. Aynı ipimle dikişini yapacağım ben ipimi geçirdikten sonra son ilmeğimin içerisinden geçiş yaparak sabitliyorum. E, sıfır dikiş yapacağız. Kol altından ön yüzü iç kısma gelecek şekilde karşılıklı yerleştiriyorum ve kenar haroşa ilmeklerimin arasında sıfır dikiş yaparak devam ediyorum. Burayı bir kez daha sıkılıyorum. Hemen şu ilk uçlarının sıkı olması için Ve kenar haroşa ilmeklerimden bir dıştaki bir içteki aynı hizada dikişinizi yapmaya dikkat edin. Karşılıklı olarak gelsin ilmekleriniz dıştan ve içteki ilmekten iğnem geçirerek dikişimi yapıyorum. Çok da sıktırmayalım. Şöyle hafif arada esnetme yaparak kol altına kadar dikişini tamamlayalım. Devam edelim. kol altına kadar dikişimi tamamladım hemen şöyle çeviriyorum kolumuzu da şöyle tersten düze doğru çevirerek düzeltiyorum gördüğünüz gibi sıfır dikiş yapmış yapmış olduk şimdi burada da tam kol altına kadar sıkıca dikmedim arkadaşlar hemen şöyle şurada bir ilmeğim kaldı onu da toparlayacağım kol altında artırma işlemi yapacağız toparladıktan sonra şöyle çeviriyorum Ön yüzümüz, ön ilmeklerimizi örmüştük, kolumuzu tamamladık. Şimdi arka bedenimizden diğer koluna geçiş yapacağız. Burada da kol altında artırma işlemi yapacağım. İki ilmek artıracağım. İpimi şöyle alıyorum. Hemen şu tam ortadan tığımla geçiş yapıyorum. İlmeğimi aldım, bir zincir çektim, sağ şişimi aldım, birinci ilmeğimi artırdım. Hemen tekrar şu arkadaki ilmeğimin önünden de ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektim 2 ilmek artırmış oldum ve kol birleştirmesini kol altında rahatlatmış olduk şimdi arka ilmeklerimi örerek devam ediyorum bir ilmek daha ördüm işaretimi alıyorum tekrar yumağımı birleştireceğim hemen şurada fazla olan ipimi kesiyorum birazcık çok da kısa tutmuyorum daha sonra birleştirme ipimizi biraz daha ördükten sonra gizlemesini yapacağım burada Kol altında da dediğim gibi boşlukları olursa da onu da toparlayabilirsiniz bir iğne yardımıyla. Arka ilmeklerimize geçtik. Diğer kolumuza kadar arka ilmeklerimizi de haroşa örgü olarak örelim arkadaşlar. Diğer kol ayrımını yapalım. Arka ilmeklerimizi diğer kolumuza kadar ördüm. Şimdi işaretimi alıyorum. 2 ilmeğini bir ilmeğini arkaya dahil ettim. Ve burada da hemen şişimin ucuna ilmek tutucumu takıyorum. Ve tekrar yardımcı şişimi alarak kolumuzu örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örerek aldım. Hemen tekrar işaretimi de alıyorum. Devam ediyorum. Araşı örgü olarak öndeki iki ilmeğimize kadar kol ilmeklerimizi örelim. Devam edelim. Aradaki iki ilmeğime kadar kol ilmeklerimi ördüm, hemen işaretimi aldım. İki ilmeğimin bir ilmeğini kola dahil ettim, diğerini ön beden için ayırdım. şişimin ucuna ilmek tutucuyu taktım ve tersinden kol ilmeklerimi örmeye başlayacağım. Aynı sol kolunu ördüğümüz gibi şöyle düzeltelim. Sağ kolunu da aynı uzunlukta aynı şekilde örerek tamamlayacağım. Bu arada hemen şöyle kol uzunluğuna da bakalım. Yaklaşık. 19 santim, 19 buçuk santim uzunluğunda olarak tamamlanmış oldu. Bu kolumuzu da aynı sol kolunu ördüğümüz gibi aynı sırada aynı ölçüde örelim, kesimizi yapalım, bilek kısmı içinde aynı şekilde örelim arkadaşlar. Kol altına kadar da dikişimizi tamamlayalım ve bedenine geçelim. Tulumun sağ kolunu da aynı sol kolunu ördüğüm gibi örerek tamamladım. Kol altına kadar dikişimi yaptım ve hemen iğnemi iç kısma doğru şu karşı taraftan geçiriyorum arkadaşlar ve kol altında da burada da iki ilmek artırarak kalan ön ilmeklerimizi örerek bedenine geçiş yapacağım. Hemen tığımı alıyorum. Kol altından şu iğnemizi de çıkartalım. Hatta ipimizi de artırmamızı yaptıktan sonra birleştirelim kol altından itibaren tığımla hemen geçtim bir ilmek çıkardım zincir çekerek şişimi aldım hemen diğer ön taraftan da yine bir ilmek çıkartıyorum bir zincir çekerek onu da şişime alıyorum burada da iki ilmeğimizi artırmış olduk yumağımı birleştirerek devam ediyorum ipimizi birleştirdikten sonra kalan ön ilmeklerimizi kolumuzda çevirelim. Kalan ön ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Artık buradaki işaretimi de aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örelim. sıra sonuna kadar kalan ön ilmeklerimi de tamamladım şimdi tersinden artırdığım ilmeklerimde dahil bütün ilmeklerimi tersinden haroşa örgü olarak sıramı tamamlayacağım Şu şekilde hemen çevirdiğimizde bir bakalım nasıl devam edeceğiz anlatımını da yapacağım kapşonumuz bitti robamız bitti her iki kolunu tamamlamış olduk bedenine geçiş yaptık şimdi bedenimizde bundan sonra hiçbir ilmeklerimizde artırma veya eksiltme yapmadan şişimizde bulunan ilmeklerimizi bacak kesimine kadar öreceğim haroşa örgü olarak arkadaşlar toplamda kol altından bacak kesimine kadar da 25-26 santim uzunluğunda olana kadar haroşa örgümüzü örelim düğmeliklerimizin de yine sırasını takip ederek düğmeliklerimizi de açalım arkadaşlar yeter uzunlukta olduktan sonra da ben ölçüsünü ve sırasını vereceğim tekrar sizlere bacak ayrımını hep birlikte yapalım Kolumun bedeni için kol altından bacak ayrımına kadar yeteri uzunlukta olana kadar tamamladım. Toplamda kol altından e, bacak boyuna kadar haroşa sıramızı saydığımızda 33 diş haroşa boyu olana kadar ördüm. Burada işaretim taktığım yerlerde düğmeliklerimi açtığım yerleri arkadaşlar takip edebilmek için toplamda 2-4-6 tane düğmeliği açtım. Her 8 dişte bir düğmeliklerimi açarak tamamladım. Son düğme iliğinden sonra da 2, 4, 5 diş haroşa boyu olana kadar ördüm. Uzunluk olarak hemen ölçüsüne bakalım. Kol altından bacak boyuna kadar uzunluğumuza baktığımızda da hemen şöyle kol altından 25.5 26 santime yakın uzunlukta oldu ve bacak ayrımını yaparak örmeye başlayacağım şu an şişimde toplamda 102 ilmeğim var her iki Önlerde 6 ilmek keseceğim, ortada da 6 ilmek keseceğim. Bunun hesaplamasını nasıl yapabilirsiniz? Daha büyük veya daha küçük örmek istediğinizde toplamda ilmek sayınızı hesaplayabilirsiniz. Toplam ilmek sayım 102 ilmek arkadaşlar. 6 ilmek ortada A kısmı için keseceğim. Yani 102'den 6 ilmeğimi çıkardığımda 96 ilmeğim kalıyor. 96 ilmeğimizde her iki bacak ayrımı olacak. Onun için 96 ilmeğimizi de ikiye böleceğiz. Toplamda 48 ilmek. Sağ bacağımız için 48 ilmek, sol bacağımız için 48 ilmeğimiz olacak. 48 ilmeğimizin de yine her iki önlerinde patlarını birleştirmek için 6 ilmek keseceğim. 48 ilmekten de 6 ilmek çıkardığımda toplamda 42 ilmeğimiz kalacak. 42 ilmeğimiz de bacak ilmeklerimiz olacak. Şu an ön yüzdeyim. İlk olarak burada hemen Önden alt ilmeğimi kesiyorum. Düz bir kesim yapacağım. Kenar ilmeğimi örerek aldım. Tekrar sol şişimi alıyorum. Birinci ilmeğimi kestim. İkinci ilmeğimi kestim. Üçüncü ilmeğimi kestim. Ve dördüncü ilmeğimi kestim. Beşinci ilmeğimi kestim. Ve altıncı ilmeğimi kestim. Altı ilmeğimi kestikten sonra ee, toplamda 42 ilmeğimi örüyorum. 1, şişimdeki ilmekle 2 3 4 5 6 7. 42 ilmek olana kadar örelim. Şimdi bir bacağımız için toplamda 48 ilmeğimiz vardı. Onun 6 ilmeğini sıra başında kestik. Burada 42 ilmeğimiz kaldı. Orta kısma geldim. 6 ilmek keseceğim. Burada da yine 48 ilmeğimiz kalacak. Dönüşte de alt ilmeğimi kestikten sonra yine şişimde diğer bacağımızda kaldığı gibi 42 ilmeğim kalacak. Şimdi ortadan 2 ilmeğimi bir alıyorum. Birinci ilmeğimi kestim. Burası A önlerin patlarıyla arka patımızı birleştireceğimiz yer. Sol şişimi ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi kestim. Üçüncü ilmeğimi kestim. Dördüncü ilmeğimi kesiyorum. 5. ilmeğimi kestim ve 6. ilmeğimi kestim. Burada hemen tekrar kontrol edelim. Ee, toplamda 48 ilmeğimiz kalacak. Sayalım. Şişimdeki ilmekle sağ şişimdeki ilmekle burada da 48 ilmeğim kaldı. Ortada 6 ilmek kesmiş oldum. Şimdi buradan sağ tarafta ördüğümüz ilmeklerimizi bekletmeye alacağım. Ben hemen yardımcı şiş kullanarak devam edeceğim. Sizler yine aynı şişinizle devam edebilirsiniz ve örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar buradaki bütün ilmeklerimizi örelim. Dönüşte de ön patımızın kesimini yapalım ve bacağımızı örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ördüm. Hemen diğer şişimin ucunu bekletmeye aldım. Geri dönüş yapıyorum. Burada toplamda 6 ilmek keseceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Sol şişimi alarak birinci ilmeğimi kestim ikinci ilmeğimi kestim üçüncü ilmeğimi kestim dördüncü ilmeğimi kestim ve beşinci ilmeğimi kestim son altıncı ilmeğimi de keserek tamamladım burada da toplamda 42 ilmeğim kalmış oldu hemen şöyle tuttuğumuzda gördüğünüz gibi her iki bacak ayrımını yapmış olduk şu ön patlarımızla şu arkadaki kestiğimiz altı ilmeğimizi birleştirerek orta kısmının dikişini yapacağız. Diğer ilmeklerimiz de bacak ilmeklerimiz olacak. Şimdi burada sadece bu 42 ilmeğimi diğer bacağımızı bekletmeye alıyoruz. Devam ediyorum. Önden ve tersinden yine haraşo örgü olarak bilek kısmına kadar öreceğim arkadaşlar. Yeter uzunlukta olana kadar örelim. gerekirse ben aynı kolda yaptığım gibi aşağı doğru birer kez kesme işlemi yapabilirim gerekmezse bütün ilmeklerimi öreceğim yeter uzunlukta olana kadar örelim uzunluğunu sırasına vereceğim daha sonra lastik örgümüzü örmeye başlayalım tulumun bacağını bilek kısmına kadar yeter uzunlukta olana kadar ördüm örmeye devam ederken de ara ara toplamda iki defa kesme işlemi yaptım kesme işlemini de bacak ayrımını yaptığımız yerden itibaren toplamda 9 diş haraşo boyu ördüm. 10. sırada kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi bir alarak burada bir ilmek kestim. Sıra sonunda da son ilmeğimin önündeki 2 ilmeği alarak bir ilmek kestim. Aynı hizada birer ilmek kesmiş oldum. Yine kol ayrımından itibaren toplamda 16 sıra olana kadar ördüm. Yine aynı işlemi her iki kenarda uyguladım ve burada da 2 ilmek kesmiş oldum toplamda 4 ilmek kesmiş oldum bacak ayrımından itibaren de haroşa sırasını saydığımda 25 diş haroşa boyu olana kadar ördüm santim olarak uzunluğuna baktığımızda ise yaklaşık şu an 20 santim uzunluğunda oldu arkadaşlar bacak e, bilek kısmı için pardon lastik örgümü örmeye başlayacağım örmeye devam ederken de ara ara e, dört tane ilmeğimi keseceğim kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir ters bir düz bir ters olarak devam ediyorum düz ilmeğimi alırken iki ilmeği birlikte aldım birinci ilmeğimi kestim yine ters düz ters düz ters düz alırken bir ilmek birlikte iki ilmeği birlikte alıyorum ikinci ilmeğimi kestim düz ilmekle kesim yaptık ters düz ters düz ters düzü alırken yine iki ilmeğimi birlikte alıyorum üçüncü ilmeğimi kestim devam ediyorum ters düz ters düz ters düz ilmeğimi alırken yine iki ilmeğimi birlikte aldım dördüncü ilmeğimi kesmiş oldum kalan ilmeklerimi de ters düz lastik örgümün sırasını takip ederek örüyorum toplamda 4 ilmek kesmiş olduk. Şişimizde toplamda hemen şöyle kenarla birlikte 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ilmeğim kaldı. Tersinden yine ters ters düz düz olarak öreceğim. Toplamda 8 sıra lastik örgümüzü örelim aynı bilek kısmında yaptığımız gibi kesimini tamamlayalım arkadaşlar diğer bacağını örmeye başlayalım lastik örgümü toplamda 8 sıra örerek ön yüzden de kesimini yaparak tamamladım burada bacak dikişini yapabilmek için ipimi birazcık uzunca keseceğim hemen son ilmeğimin içerisinden de geçirerek sabitliyorum ve tulumumuzun sağ bacağını bitirmiş oluyoruz hemen şöyle tuttuğumuzda şu kesim yaptığımız yerler A kısmı olacak burası da bacağımız oldu kalıbımız boyutumuz gayet güzel bir şekilde bacağımızı tamamlamış olduk şimdi diğer bacağını örmeye başlayacağız onun içinde bacağımızı ön yüzden orta A kısmına kadar örmüştük buradan hemen ipimizi birleştirelim A kısmından hemen şöyle tersini çeviriyorum ön yüzden içe doğru ördüğümüz için buradan sıramızı takip edebilmek için ipimi buradan birleştireceğim şu aradan tığımla bir geçiş yapıyorum bu arada üçüncü yumağımı da bitirdim dördüncü yumağıma geçtim arkadaşlar onu da bacağımızı örmeye devam ederken hemen kenar kısma getirdim haroşa ilmeklerimin arasından da birleştirme ipimi gizlemiş oldum burada ipimizi birleştirdikten sonra ön yüzden örmüştük tersinden örmeye başlıyorum hemen ipimi şöyle aldım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum burayı örerek de alabiliriz ilk ilmeğimizi devam edelim sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum dersinden bütün ilmeklerimi tamamladım ön yüze dönüş yapıyorum Burada da yine e, ayırdığımız bacak ilmeklerimizi örmeye devam edeceğim. Toplamda 9 sıra ördükten sonra her iki kenarda kesim yapacağım. Yine toplamda ayırdığımız yerden 16 sıra ördükten sonra kesim ikinci kesimi yapacağım. Kalan ilmeklerimi de bacak boyuna kadar 25 diş haroşa boyu olana kadar örelim arkadaşlar. Aynı diğer bacakta yaptığımız gibi 4 ilmek las, e, keserek Lastik örgümüzü örmeye başlayalım. 8 sıra ördükten sonra kesimini de yapalım ve her iki bacağımızı tamamlamış olacağız. Baza bacak dikişlerini yaparak devam edelim. Tulumun diğer bacağını da ilk bacağını ördüğüm gibi örerek tamamladım ve her iki bacağını tamamlamış oldum. Ee, sonunda ilmeklerimi de, pardon ipimi de uzunca kestim bacak dikişini yapabilmek için ve bacaklarının dikişini yapmaya başlayacağım. Burada dikişimizi yaparken dikkat etmemiz gereken sadece şu arka ve önleri birleştirirken düğme iliklerimizin üst tarafta olması gerekiyor. Onun için de hemen şöyle karşılıklı yerleştiriyorum. Düğme iliğimiz üst kısımda kalacak. Buraya hemen şöyle üçünü beraber sabitleyeceğim bir iğne yardımıyla ve tersinden dikiş yapacağım. Kaymaması için bu şekilde yaptım. Hemen şöyle tersine çevirelim. İlk olarak boğa kısmının dikişini yapalım. Daha sonra bacaklarımızı yapmaya başlayalım. Burada diğer ikinci bacağımızı örmeye başlarken birleştirdiğim yerde ipimi biraz uzunca bırakmıştım. Hemen ipimi alıyorum. Şurada hemen şu küçük ipimle ilk olarak A kısmının dikişini yapacağım. Bir iğneye geçirerek şöyle tuttuğumuzda hemen iğneni çekiyorum tekrar ve tam şu altta kalan kesim yaptığımız yerin köşesinden şuradan ilk ilmeğimi altta kalan yeri bir sabitledim. Orayı sıkıladıktan sonra hemen diğer tarafı da üste aldım. Tam ucundan burayı da sabitliyorum. Ve düz bir dikiş yapacağım. Burayı üçünün aynı hizada olmasına dikkat edelim. İğnemi bir alttan bir üstten geçirerek düz bir dikiş yapıyorum burayı. arada boşluk kalmayacak şekilde karşılıklı üç parçamızın içerisinden uç kısmından geçiş yaparak dikiyorum. son bir şuradan daha geçiş yaptım. A kısmını diktikten sonra ipimi şöyle hemen ucundan yürütüyorum. Şuradan şöyle bir kez düğüm yaparak sabitliyorum. Fazla olan ipim biraz keseceğim. Şöyle çevirdiğimizde, hemen ön yüzünü çevirdiğinizde gördüğünüz gibi A kısmına dikişini düzgünce yapmış olduk. Düğme iliğimiz de üst tarafta kaldı. Hemen devam ediyorum. Sizler kız bebekler için örmek istediğinizde düğmelerinizi sağ tarafta açabilirsiniz. Onu da yine üste gelecek şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Şurada bacağımızı kestikten sonra kalan ipimle iğneme geçiriyorum ve bacak dikişlerini yapmaya başlayacağım. Kenar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örmüştüm. Sıfır dikiş yaparak tamamlayacağız şuradan bir kez daha geçiş yaptım ve aynı hizada karşılıklı kenar ilmeklerimin içerisinden geçiş yaparak A kısmına kadar buranın dikişini tamamlayacağım. Şu kısma kadar dikişimizi tamamlayalım. Şurada açıklık kalmasın. Orayı da birleştirelim. Daha sonra diğer tarafımızın, bacağımızın dikişini de A kısmına kadar yapalım. İplerimizin temizlemesini de yapalım arkadaşlar. Düğmelerimizi de dikelim. E, kapşonumuz için kulak çalışması yapacağım. Onu da yapmaya hep birlikte başlayalım. Tulumun her iki bacağının dikişini tamamladım. Tersinden iplerimindeki izlemesini yaptım. Düğmelerimizi de dikerek tamamladım. Düğmelerimi de tuluma yakın bir bebe yünü ip kullanarak diktim arkadaşlar. Şöyle kapattığımızda hemen bakalım ahşap düğme kullandım farklı şekillerde de düğme kullanabilirsiniz ve tulumun bedenini tamamlamış olduk kapşonumuzun ön kısmı içinde bağcık çalışması yaptım bağcığımızı da iki 2,5-3 milim kalınlığında bir tığla zincir çekerek yaptım sadece zincir çektim ipimiz kalın olduğu için zincirimizde gördüğünüz gibi bu şekilde yeterli oldu Dilerseniz farklı şekilde de Çalışma yapabilirsiniz, burgu bağcık yapabilirsiniz. Yaklaşık 90-100 santim uzunluğunda yaptım. Kapşonumuzun ön kısmından bir iğne yardımıyla geçirerek bağcığımızı da tamamlamış olduk ve tulumun bedenini bitirmiş olduk. Kalıbımızda gayet güzel, yumuşacık bir tulum çalışması oldu. Şimdi kapşonumuz için kulak çalışması yapacağım. İsterseniz bu çalışmayı yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz kapşonumuz için kulakları içinde hemen şişimi alıyorum yine dört 4.5 numaralı şişime toplamda 18 ilmek şişime atacağım. 18 ilmeğimi de 8 sıra yani 8 diş haroşa boyu olana kadar öreceğim. Ön yüzden kesimini yapacağım. kulağımızı dikebilmek için de yine ipimize yaklaşık bir Metreye yakın uzunca bırakalım arkadaşlar ve dikişini yapmaya başlayalım. Ben kulağımı tamamlayayım tekrar geliyorum devam edelim. Kulağımız için toplamda 18 ilmeğimi 8 sıra 8 haroşa boyu olana kadar ördüm ön yüzden kesimini yaptım ipimi de uzunca bıraktım ve kulağımızı ikiye katlayarak dikişini yapacağım daha sonra da kapşonumuza yerleştirmesini yapacağım. Şu hemen başlangıç yerimizi tersinden bir tığ yardımıyla içe doğru alalım. İçe doğru aldıktan sonra hemen şu fazla olan kısmı da keselim. İpimizin dikiş yapacağım ipimin içerisinden iğnemi geçiriyorum ve şu şekilde gördüğünüz gibi dikdörtgen bir parça elde etmiş olduk onu şöyle ikiye katlıyorum uç kısımlarından ilk olarak dikişini yapmaya başlayacağım önce hemen şu kenar haroşa sıramızı şöyle yukarıdan ipimi yukarı doğru yürüttüm şu aradaki açıklığı kapatalım çok sıkmadan gerdirmeden tam uca doğru geçiş yapıyorum daha sonra şu kenar ilmeklerimin içerisinden yine aşağı doğru burayı dikiyorum. Uç kısma kadar geldim. Şimdi burayı da hemen diğer uca kadar şöyle kenarlardan uçlarından dikiş yaparak birleştirmesini yapıyorum. Şu uç kısma kadar dikişini tamamlayalım. Devam edelim. Diğer uç kısma kadar geldim. Hemen şuradaki yandaki açıklığı da yukarı doğru dikerek tamamlıyorum kenar haroşa ilmeklerimizin arasından tekrar aşağı doğru ineceğim şu uçtan da bir kez daha geçeyim şu iç kısımdan aşağı doğru iğnemi yürüttüm hemen şurayı da düzeltiyorum ve şöyle ikiye katlayarak şu ucundan sabitliyorum ucunu sabitledikten sonra tekrar buradan bir kez daha geçiş yapıyorum. Şöyle tuttuğumuzda şu arka kısmı da açık olmasını istemiyorum ben. Dilerseniz açık bırakabilirsiniz. Hemen şöyle kenarlarından ince bir dikiş yaparak devam ediyorum. İpimiz kalın olduğu için de zaten belli olmuyor dikişimiz. Şuradan da şöyle tam ortadan çıktım. Şu aradaki boşluğu da kapatmış olduk. Tekrar aşağı doğru şöyle ilmeklerimin arasından iğnemi yürüttüm, düzdürmeden ve tam orta kısma geldim. Şöyle tuttuğumuzda gördüğünüz gibi kulak çalışmasını tamamlamış olduk. Şimdi her iki şu kenarlarımızı kapşonumuza birleştirerek dikişini yapmaya başlayacağım. Şöyle tutalım. Şöyle tuttuğumuzda tam köşe kısımlara kapşonumuzun hemen şöyle şu kulağımı alıyorum. Tam şöyle yerleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle ikiye katlayalım. Tam şu köşeye yerleştirmesini yapalım. İlk olarak şöyle tutuyorum. Şu tepe noktasından dışta kalan şu kenar düz ilmeklerimi yapıyorum bir kapşondan bir kulaktan tam ucundan da sabitledim şimdi buradan tekrar arkaya kadar yine şöyle dikiş yaparak geçiş yaptım kapşonumuzdan da alalım geçişimizi tamamladıktan sonra Dilerseniz kapşonunuzun şöyle şu uç kısmını biraz açarak dikebilirsiniz ya da şöyle dümdüz de dikebilirsiniz. Ben şöyle hafif açacağım. Şöyle çeviriyorum. Şimdi de yine dışta kalan dikişini yapmadığımız yer tam dibinden değil de hemen bir sonraki sıradan kapşondan alıyorum. Kulağımızın kenar kısmından iğnemi geçirerek burayı da dikiyorum. Şurada tam geçiş yapamadım. Son bir kenar ucundan da aynı hizada haraşı sırasını diktiğimizi uçlarının eşit olması için dikkat edelim. Yan eğri büğrü olmasın. Gördüğünüz gibi aynı hizada tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ipimi arkaya doğru burayı da sağlamlaştırarak geçiş yapıyorum şu ortadan bir kez düğümleyeceğim ilmeğimin içerisinden şöyle ipimin içerisinden geçtim sabitledim ipimi de şöyle uca doğru aradan yürüttüm ve keserek tamamlıyorum hemen şöyle tuttuğumuzda gördüğünüz gibi kapşonumuzun için kulağımızı tamamlamış olduk şimdi aynı şekilde bir tane daha kulak çalışması yapacağım onu da diğer tarafa Dikeceğim. Onu da dikerken yine aynı hizada olmasına dikkat edin. Haroşa sırasının arkadaşlar, şu uçlarının bunun da dikişini örelim kulağımız dikişimizi yapalım, tamamlayalım ve ölçülerini hep birlikte bakalım. Kapşonumuzun diğer kulağını da tamamladım, süslemesini yapmış olduk ve böylelikle tulumu bitirdik arkadaşlar. Yumuşacık, kullanışlı, sıcacık tutan bir tulum çalışmasını sizlerle birlikte yapmış olduk. Ee, bu arada üçüncü yumağımı bitirdim dördüncü yumamdan çok az bir ip kullandım toplam dört yumak kullanarak tulumu tamamlamış olduk. Tulumumuzun boyutu 8-14 ay arası için uygun oldu. Hemen ölçülerine de hep birlikte bakalım tabii ki kullandığınız ipe şişe elinizde ve göre boyutunda farklılık olabilir. Hemen bacak boy uzunluğumuza bakalım toplamda 21 santim bacak boyu uzunluğumuz, beden genişliğimiz. 29 santim kol boyu uzunluğumuz 20 santim omuzdan etek ucuna pardon bacak boyu uzunluğumuz 56 santim uzunluğunda olarak tulumu tamamlamış olduk hemen nasıl küçültebiliriz nasıl büyütebiliriz anlatımında yapmaya çalışayım sizlere şimdi tulumu büyütmek istediğimizde kapşonumuzu 4 ilmek fazla yapıyoruz yakamızı da 6 ilmek fazla yapıyoruz arkadaşlar yakamız için 6 fazla ilmeğimizi önlere birer kollara birer arkaya 2 ilmek olarak ayrımını yapıyoruz bir beden küçültmek istediğimizde de kapşonumuzu 4 ilmek eksik yakamızı da 6 ilmek eksik yapıyoruz önlerden birer kollardan birer arkadan 2 ilmek eksiltiyoruz Tabii ki küçültmek istediğimizde roba artışını kısaltıyoruz. Kol boyunu kısaltıyoruz. Beden boyunu kısaltıyoruz. Bacak boyunu kısaltıyoruz. Ya da büyük örmek istediğimizde roba artışını uzatıyoruz. Kol boyunu uzatıyoruz. Beden boyunu ve bacak boyunu uzatarak büyütmüş oluyoruz. Hemen sizlere sayılarını da vermeye çalışayım. Şimdi bizim ördüğümüz bu sayılar. Hemen şöyle tekrar anlatımını yapayım. Kapşonumuz 65 ilmekti yaka sayımız kenar patlarımızla artırdığımız ilmeklerle 54 ilmekti ruba artışımızda 15 sıraydı ee, kol boyu uzunluğumuz 20 santim beden boyu uzunluğumuz 26'ya yakındı bacak boyu uzunluğumuzda 20-21 santim uzunluğunda şimdi hemen küçültmek istediğimizde de sayılarını vermeye çalışayım 4-8 ay arası için örmek istediğinizde kapşonunuzu 4 ilmek eksik başlıyorsunuz yani 61 ilmek kapşon Yaka sayımızda 48 ilmek. Bu 48 ilmeğimizde kenar pat, patlarla 60 e, artırdığımız ilmeklerin toplam sayısı arkadaşlar. Yani yakamız toplamda 48 ilmek. Roba ayırım sayısı da 9 önler 2 aralar 5 kol 2 ara 12 arka 2 ara 5 kol 2 ara 9 ön olarak ayrımını yapabilirsiniz. Roba artışınızı 13 veya 14 sıra yaparak defa yaparak kol boyundan 1-2 santim, beden boyundan 2 santim, bacak boyundan da 1-2 santim kısaltarak küçültebilirsiniz. Benim verdiğim bu sayının üzerine yani 1,5-2 yaş örmek istediğinizde kapşonumuzu 4 ilmek fazla başlıyoruz. Kapşonumuz 69 ilmek arkadaşlar 1,5-2 yaş arası için. Yıka sayımızda toplamda ön patlarımızla birlikte 60 ilmek. 60 ilmeğimizi de 11 ilmek ön, 2 ara, 7 ilmek kol, 2 ara, 16 ilmek arka, 2 ara, 7 ilmek kol, 2 ara, 11 ilmek ön olarak ayrımını yapabilirsiniz. Roba artışınızı da 16-17 sıra yaparak kol boyunu 1-2 santime yakın uzatabilirsiniz çocuğunuzun boyuna göre de ölçebilirsiniz beden boyunu yine 1-2 santim uzatarak bacak boyunu da 1-2 santim uzatarak 1,5-2 yaş arası için rahatlıkla örebilirsiniz 2,5-3 yaş arası için örmek istediğinizde kapşonunuzu 73 ilmek başlayabilirsiniz yakanızı toplamda kenar patlarla birlikte 66 ilmek 66 ilmeğin de roba sayısı 12 ön 2 ara 8 kol 2 ara 18 arka 2 ara 8 kol 2 ara 12 ön olarak ayrımına yapabilirsiniz. Roba artışınızda toplamda 18 19 yaparak kol boyunu 3 4 santim uzatarak beden boyunu yine uzatarak bacak boyunu da uzatarak ayarlamasını yapabilirsiniz. Burada daha büyük yaşlarda örmek istediğinizde en güzel ölçü arkadaşlar kol boyunu, robo boyunu, beden boyunu çocuğunuzun bedenine göre ölçerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu iki 3 yaşın üzerine yine bir beden büyütüp örmek istediğinizde de 73 ilmek kapşonda onun üzerine 4 ilmek fazla yapıyorsunuz. Yaka sayınızda 66 idi bunun üzerinde de 6 ilmek fazla yapıyorsunuz. altı ilmeğinizi de yine buradaki sayıların üzerine eşit bir şekilde dağılımını yaparak ayarlayabilirsiniz. Burada tabii ki kapşonumuzda da daha büyük daha küçük örmek istediğinizde küçük örmek istediğinizde tepe kısmına kadar bir iki sıra kısaltabilirsiniz kesimlerinizi o şekilde yapabilirsiniz ya da daha büyük örmek istediğinizde bir iki sıra uzatarak kapşonunuzu da uzatabilirsiniz burada arka kesimlerini yaparken de Fazla olan ilmek sayısını sağa 2 sola iki, ortaya bir olarak ayrımını yapabilirsiniz ya da eksik yapmak istediğinizde sağdan bir bir, ortadan bir bir ya da sağdan iki, soldan iki, ortadan bir olarak e, ilmeklerinizi ayırabilirsiniz. Bu şekilde de kapşonuzu ayarladıktan sonra tulumunuzu hem bebekler için hem çocuklar için rahatlıkla örebilirsiniz. Bu güzel modelinde anlatımını yapmış oldum sizlere. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Örcük arkadaşlara kolay gelsin şimdiden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.